Altıncı duyu bana çok soruluyor. Çünkü bizim beş duyumuz vardır. Altıncısı da olsa olsa. His. Hissiyat. Olmayanı görüyoruz telepati falan öyle şeyler. Halbuki arkadaşlar beş duyu dediğimiz şey görme, işitme, tatma, koklama, dokunma bunlar bizim özel duyularımız. Niye özel duyu diyoruz bunlara? Özel organlarla algılanıyor. İşte göz var, kulak var, deri var falan. Bunlar burun, dil özel organlar vasıtasıyla temel duyular olarak adlandırılmış. Ama mesela çok daha temel bir duyumuz var. Görme olmasa, işitme olmasa yaşıyoruz. Ama o duyu olmasa şuradan şuraya gidemezsiniz. Biliyor musunuz o hangi duyu? En kıymetli duyu. Ama en sevmediğimiz, geldiği zaman hemen kesmek istediğimiz bir duyu. Kesicileri var. Kesici. Ağrı. Ağrı o kadar önemli bir duyu ki hareket eden tüm canlıların hayatta kalması ve vücut bütünlüğünü koruması için en güzel haberci. Ağrı ne demek? Bir yerde bir şey yanlış gidiyor diyor. Gözünü sevin diyor. Benimle ilgilen diyor. Bu bacağı daha fazla bir yere vurma diyor. Bak düşeceğiz diyor. Delindi burası diyor. Bilmem ne diyor. Sana haber veriyor. Maymunların ve birçok hayvanın ağrı duyusu sinirleri kesilerek yapılan deneyler korkunç sonuçlar veriyor arkadaşlar. Hayvan o bölgesinden duyu alamayınca Mesela sol kolundaki duyu sinirlerini keserseniz, günler içerisinde kendi kolunu ısırıp kopararak bedeninden atmaya çalışıyor. Çünkü onu kendisinin gibi görmüyor ve ısırdığı zaman da acı hissetmediği için bu kanaati daha da pekişiyor ve bir süre sonra o koluna düşman oluyor. Biz bedensel varlığımızı muhafaza edebilmek için en azından bir ağrı duyusuna muhtacız. Ağrı duyusunun çeşitlemeleri var. Mesela bir çeşidi var. Muhtemelen çok seviyorsunuzdur. Gıdıklanma. Gıdıklanma ağrı duyusunun bir çeşidi. Gıdıklanma tuhaf bir şey değil mi? Kendinizi gıdıklayabiliyor musunuz? Niye? Kendi gıdıklayabilen kimler var peki? Hiç duydunuz mu? Şizofrenler kendilerini gıdıklayabiliyor mesela. İlginç ama normal insan gıdıklayamıyor. Çünkü gıdıklama beklenmedik olduğu zaman, beyin beklemediği zaman verdiğimiz garip bir tepki. Niye ağrı duyusunun karşılığı? Nerelerden gıdıklanıyoruz? Bir düşün. Koltuk altından, diz arkası böyle gıdık bölümü falan filan. Oralar nereler? böyle vücuda kolay aslında giriş yapılabilir, zarar verilebilir yerler. Ve siz eğer oraya gerçekten zarar verici bir şey yapsanız ağrı duyarsınız. Ama gıdıklama, mesela bebeklerde falan çok yapıyoruz ya çocuklarda. Hem o bölgede hassasiyet var hem de beyin diyor ki bir şey oluyor ama çok zararı yok. Gülelim geçelim. <laughs> Yine bak duyu ağrıdan geliyor ama gülerek tepki veriyorsun ve bu hoşumuza giden bir şey oluşuyor. Kaşıntı, ağrı duyusunun bir tipi. Ne için lazım? Kimyasal bir şey geldi mesela. Biz bunu şeylerde kurbağalarda çok yapardık. Kurbağanın kafasına asit sürüyorsun. Kurbağa böyle yapıyor. Hemen. Kimyasal maddeleri, rahatsız edicileri uzaklaştırmak için... ...kaşınma refleksi üreten bir başka tip ağrı duyusu. Sadece bu kadar mı? İç organ duyularımız var, kas duyularımız var, denge duyularımız var, gerilme duyularımız var. Şu ekleminizin şu hareketi için... Her bir açıyı hisseden en az dört farklı alıcınız ve dört farklı duyunuz var. İçerisi duyu dolu. En azından 14-15 tane duyumuz var. Altıncı duyu hangisi siz seçin beğenin artık bunların arasından. Ama altıncı duyu, duyu diye kastettiğimiz aşikar ki sayısal bir şey değil. Gelelim bu subliminal mesaj işinden sonra geri kalan nöromitlerimize. Geçen hafta biraz az değindik ona. Beyni uzaktan kontrol edebiliyormuşuz. Ne düşünüyorsunuz? İnsan şimdi bugün Elon Musk tutuyor millete çip takıyor falan filan. Arada bir haberler okuyorsunuz bilgisayarla bilmem ne yaptırdılar işte, felçli adamı yürüttüler falan filan diye. Sizce yani böbrek, mide, işte kas, bir sürü dokumuz var. Bunlar uzaktan kontrol edilir mi? Hiç uğraşmıyoruz ama beynin uzaktan kontrol edilmesi bizi biraz fazla ilgilendiriyor gibi. Niye? Uzaylılar çip takıyor bir kere. Biliyorsunuz değil mi? Böyle bir şey var. Dünya'da çok yaygın bu hikaye. Uzaylılar beni kaçırdı çip taktı. Ondan sonra bana acayip acayip şeyler yaptırıyorlar falan. diye Artık ne yapıyorsa onu da uzaylılara fatura ediyor. Bu tip söylemler arkadaşlar büyük oranda bazı zihinsel rahatsızlıkların işareti olarak sık bir biçimde karşımıza çıkıyor. Ama bir de ya insan merak ediyor değil mi? Bu konuda araştırmalar, geliştirmeler var. Ben 2000'li yılların başında kendi laboratuvarımda bunları deniyordum genç bir asistanken. Fakat sizce ne düşünüyorsunuz? Böyle siz uzaktan kolay kontrol edilebilir bir şey misiniz? Yani o kadar kolay olmaması gerek. Ha, şöyle ya, bir özgüven değil mi? Kim beni kontrol edecekmiş şaşarım. Yani, evet, yani bu kadar basit olmamalı bir şey. Ama bizim biraz, o kadar... biraz gelişmiş bir şey olabilir diyorsun. Yani o kadar da değil, bilmiyorum. Hani bizim beynimiz o kadar mükemmel yaratılmış ki bunu o kadar basit bir çiple ya da bir şeyle insan İnsan yapım bir şeyle kontrol edilebilmemesi gerek. Ama işte şimdi böyle çok korunaklı gibi düşünce mesela trafik kazasında falan darmadan olabiliyor anladın mı Allah korusun. Tabii, evet. Yani hasar görüyor falan. Hani böyle bazı zayıf noktaları da yok değil var. Tabii tabii. Peki acaba yani sizi kontrol edebilecek bir şey nasıl bir şey olur? Bu arada bu bayağı uzmanlık sorusu gibi ama temel bir mantık yürütelim istiyorum. Bu aslında bir yöntem. Herhangi bir nöromit benzeri bir ifadeyi duyduğunuzda Acık temel mantık yürütünce onu kendi başımıza aslında çözebilme şansımız var. Mesela Uzaktan kontrolde şöyle bir şey kastediyor. İzlanda'da bir üstte birisi oturuyor. Tamam. En uzak İzlanda geldi aklıma. Elinde böyle bir çubuk var. Çubukla böyle denk getiriyor GPS'ten. İsminiz neydi bu arada? Rukiye. Rukiye. Rukiye diyor. Rukiye bugün de hiç bizim istediğimiz gibi davranmıyor diye. Biz diye bir şey yapıyor. Rukiye'ye uydudan falan. Rukiye diyor ki ben o zaman şöyle yapayım. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Teorik olarak mümkün diyor arkadaşlar. Teorik olarak Özellikle elektromanyetik dalgaların savaşlarda kullanımı için çok fazla çalışma yapıldı. Umut şuydu, beyin elektrikle çalışıyor. Elektrik manyetizma kardeştir, ayrılmaz. Dolayısıyla biliyorsunuz bir hani fizik derslerinden lisede de hatırlarsınız. Manyetik alanı bir yere verdiğinizde elektrik üretir, elektriği geçirdiğinizde manyetik alan çıkar. Dolayısıyla genellikle şöyle bir düşünce kolay akla geliyor. Ben insanın elektrikle çalışan beynine uzaktan bir manyetik alan göndereyim, onu bir odaklayayım bunun böyle bir sistemi değiştireyim hatta yönlendireyim. Çok fazla çalışma yapmamıza rağmen insan beyni o kadar komplike bir yapı ki çok karmaşık ve biz sadece yüksek elektromanyetik dalga puslarıyla işte EMV denen o elektromanyetik dalgalarla kafa karıştırabiliyoruz. Biraz insanlarda böyle cızırdama yaratabiliyoruz. Bu mesela savaşlarda yine umut verici bir şey savaşanlar için. Çünkü karşıdaki ordunun komple bir aklını karıştıracak bir şey yapmak güzel gibi. Ama bizzat sizin benim. Günlük hayatımızda yaşarken ne bileyim o partiye değil de bu partiye oy vermenizi, şunu değil de bunu satın almanızı falan sağlayacak bir kontrol yöntemi bildiğimiz kadarıyla yok. Yani birinin bunu da yakın zamanda yapabileceğini tahmin etmiyorum ama bu özellikle bilim kurgu filmleriyle, günlük anlatılarla, fantazilerle, hikayelerle bize çok pazarlanan bir şey. Niye? Kendimizi o açıdan eksik hissedince hep söylüyorum ya, ya biri kesin bizi kontrol ediyordur abi falan diyerek o zaman biz işte künefe yiyip keyfimize bakalım, gezelim, eğlenelim. Bu dünyada ben ne yapabilirim ki falan böyle bir çaresizlik duygusu oluşturmanın çok güzel bir aracı. Kontrol edilmiyorsunuz ama uzaktan kontrol edilebileceğinizi zannederek başka türlü kontrol ediliyorsunuz. Kompletörlerinin güzel tarafı budur bu arada aklınızda bulunsun. Öyle bir komple yaparlar ki vay be dersin adamlara bak. Dünyayı dört tane aile yönetiyor zaten biliyorsunuz. Biz neyiz ki? Bittik biz. Dolayısıyla eh, hadi yavrum istediğin mesleği seç. Yok dört aile var ben ne seçeceğim? Zaten işte bilmem neler kontrol ediyor beni falan filan. Böyle dediğiniz zaman çulu serelim, keyfimize bakalım, yememizde, içmemizde takılalım. Esas zihin kontrolü burada aslında. Yoksa öyle uzaktan korkmayın bir şey yapmıyorlar.